BDSM yapan kargocu haberini gördün mü CS? Neler söylüyorsunuz? BDSM kargo. Böyle bir şey çıkmadı. Böyle bir şey çıkmadı. Falaka yaz abi. Kayseri kargocu olarak arat. Ya neler söylüyorsunuz? Kayseri kargocu. Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T'nin maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınları elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T hakkında soruşturma açıldı. Valla ne diyeyim yani, yapmasa daha kötü olurmuş. İçinde tutup kulunç olacağına bütün dünyaya makara olmak daha mı iyidir desem, ne desem şimdi? İçinde tutsa çünkü öbür türlü daha kötü olacak. Seri katil olur bu. İşte olmaz. Bunu bu saatten sonra olmaz. Şimdi rahatlamıştır. Ama falakaya yatırmasa kızları full böyle olacaktı. Nasıl falaka yatırabilirim herkesi falan olacaktı böyle, anladınız mı? Şimdi yatırmış, rahatlamıştır. Alan memnun, veren memnun. Kafası rahattı yani. Ayak seven adam hümanisttir. Bu ayak sevmiyor ama. Dövüyor. Fuck you ayak. Vuruyor. Yani bence içinde tutup kötü kötü olacağına adam kendini ifade etmiş. yani parasını da vermiş ha. Kaçak yapmamış yani. Şey filan gibi yapmamış hani. Kargoyu teslim ederken fısk diye milletin suratını bayıltıcı sprey sıkıp eve girip ayaklarını kamçılayıp sonra fış diye kaçmamış yani. Gitmiş. Namusuyla. Değil mi? Namusuyla demiş ki hanımefendi demiş. Ayaklarınızı tokatlamak istiyorum. Kaça olur bu iş? Bayanlarda bir para söylemiş. Bu da bu para bayanlara bu parayı takdir etmiş. Takdim etmiş. Vurmuş sopayı, vurmuş sopayı. Bir çeşit fuhuş ama tam da fuhuş değil. Mahkemede fuhuş geçmeyebilir. Mahkemede hakim soracak. Evladım diyecek, cima yaptınız mı? Yok hakim bey diyecek. Tıbbi, yani tıbbi bir süreçti diye yedirse yedirir ha. Bak tıbbi bir süreçti diye yedirse yedirir. Çünkü bizde tıp uğruna biliyorsunuz sülüye sokan var. Şişe çeken var. Efendim, sıkan var. Sıkıyorlar böyle insanları biliyor musunuz? Sıkıyorlar böyle. Çevirttiriyorlar, kütletiyorlar. Kutraksız diye böyle milletin ağzını burnunu yamultuyorlar mesela. Büküyorlar falan milleti. Sen ne yapıyordun oğlum orada deseler? Bu da şimdi enayi gibi çıkıp da ben ayaklardan hoşlanıyorum. Hakim Bey o falan yaparsa manyak mı falan deyip bilmiyorum hapse atmıyorlar galiba deliler artık da kötü kötü ederler. Onun yerine dese ki Hakim Bey dese tıbbi bir süreç dese ben dese oradaki dese ayak altındaki kök çakralara dese sertçe vurarak dese kök çakralara de kök çakraya dese sertçe temas etmek suretiyle kök çakraları aktifleştiriyorum. Hakim diyecek ki yalan tıptır ama yapacak bir şey yok. Halkımızın örf ve adetlerine saygı göstermemiz lazım. Halk inançlarına şey yapmamız lazım filan diyecek. Kurtarır oradan vallahi.
Oradan kurtarır. Tıbbi dese alırlar, suç. Almazlar. Ya millet sülükçü işletiyor lan millet. Kime alıyorlar? Halkımızın derler işte şeysi. Tuhaf biraz ama okey derler, gönderirler. Kadın güzelse 500, çirkinse 250 TL verir. Seyircisi herhalde. Wattpad hikayesi ya bu. Sert kargocum. Sert kargocum. E arkadaşlar şimdi bak, tıbbi derlerse alırlar diyorsun. Akupunktur diye bir şey var, onu biliyor musunuz? Akupunktur. İlla biliyorsunuz da. Şimdi bak. Akupunktura gidiyorsun. Sonra iğne saplıyorlar. Akupunktur ayak var mı? Ha bak, ayağı da iğne saplanıyor. Akupunkturda ayak tabanına iğne saplama diye bir olay var şimdi, tamam mı? E şimdi bu ülkede akupunkturcu var. Bu ülkede akupunkturcu diye tabela asıyor insanlar. Tamam mı? Şimdi diyecekler ki falakacıya sen. Şifalı falaka. Ne yapıyorsun beyefendi? Şifalı falaka, hakim bey diyecek. Yatırıyorum bireyleri diyecek. Diyor diyecek. Şunu da görsel avukat akıllıysa açar bunu da yana. Refleksoloji ilmine uygun şekilde ayağının altına veriyoruz sopayı, hakim bey diyecek. Ne oluyor evladım öyle olunca? Efendim, hakim bey, bağırsaklar falan açılıyor. Güç geliyor, kuvvet geliyor, cinsel kabiliyet artıyor falan diyecekler. Tamam diyecek ama öyle hani tıbbi tedavi gibi değil, değil mi diyecek? Yok diyecekler, tıbbi tedavi değil, bizimkisi destek. Şey, takviye. Gönderecek hakim de. Tertemiz iş. Legalize BDSM. Haras kargo güzel isimmiş bu arada. Haraslıyor. Neyse. Ya oklavayla sırtını ezdiriyor millet ya. Bak. Oklava. Sırt masajı. Anladın mı? Şimdi bak. Ha, asıl tabii ya. Yani bakın arkadaşlar. Falakacı kargocuya takılıyoruz ama şunu unutuyor muyuz ya? Ha? Falakacı kargoyu beğenmedik ama. Bu ne olacak? Erotizmse temassa temas. Ay, adamın omuriliğine vuruyor vallahi ya. Kargocu eve hizmet veriyor. Daha iyi değil mi? Ha, bu ne olacak şimdi? Yani falakacı kargocu haber oluyor ülkemizde. Türk berber meşhur oluyor anasını satayım. ASMR Çambeyli masaj. Hello friends and welcome to my channel. Adam benden büyük YouTuber bu arada ha. In this video there will be neck, ear, back, cracks, head, back, ear, arm, neck, face, foot, leg, sleep massage. I hope you liked it. Please don't forget to subscribe to my channel and like, comment and share my videos. Add and share my channel and videos to your social media accounts and stories on WhatsApp. Best regards. Ha? Benden büyük YouTuber herif ha. 319 bin takipçisi var. Şuna bak. Keman gibi çalıyor vallahi adamları. İnseller de temasa muhtaç, ne yapsınlar?
Aa, her gün video atıyor. 40 bin 50 bin izlenme alıyor. Bu fenomenmiş ya bu. Adam fenomen olmuş ha. Ben bunların bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Allah Allah. Hele hele. Yapma. Yapma. Yapma, öyle olmaz. Öyle olmaz. Yapmayın. Yok. Yok. Aşağıdan yukarıya doğru veriyor enerji. Senin hep enerjin buralara toplanmış. Hep buralarda. Senin enerjin hep buralarda. Hep enerjin buraya toplanmış. Pıtıdı pıtıdı pıtıdı. Evladım, ne yapmışsın? Enerjisini yaydım hakim bey. Enerjisini dağıttım yani. Evladım, mıncırmışsın ardını. CS gene yanlış anladın. Kendi falakaya yatıp para vermiş. Allah Allah. Sanmıyorum Kardülla. Beraber gözünüzün önünde okudum yazıyı. Allah Allah. Şimdi chatte bir arkadaş var. Kendini falakaya yatırmış deyip deyip duruyor. O sırada haberler. Para ödeyip kadınları falakaya yatırdı. Kadınlara para verip falaka videosu çeken kar kocu. Kadınlara para karşılığı sopayla şiddet uyguladı. Kadınlara para verip falakaya yatırmış. Bakalım kaç kere daha spamleyecek. Bir de normalde chatte çok takılmam böyle yanlış bilgiye de. Bu arkadaş bir 10-15 kere yazdı bunu. Heyecanla yazıyor. Heyecanla yazıyor. Hayır hayır abi, kendini yatırmış falakaya diye. Göz var, nizam var kardom. Sen de niye ısrarcısın? Bir Google'a yazsan hiç şey de demiyorsun. Ha, ulan ben mi hatalıyım acaba? Da demiyorsun yani. Israrlısın yani bizim hatalı olduğumuzda. İlginç ilginç durumlar. Levent Hoca ne diyorsun? Levent Hoca, masaj işinden sen anlarsın. Bu okey mi? Bu şekil. Talep etsek falan böyle yap. Bak aşağıdan veriyor enerjiyi yukarıya doğru. Oralarda hep enerji birikmiş. Onları veriyor yukarıya. Öyle ha? Oluyor mu öyle? Yani talep üstü falan yapıyor musunuz? Bilmiyorum. Hasancan Demir. Abi akupunktur ve spor ile 10 kilo verdim bir ay içerisinde. Akupunkturla diyet yapmak çok kolay oluyor abi. Çok az acıkıyorsun. Hasancan, onu diyorum. Sen bir de falakayı dene kanka. Yani akupunkturla makara geçmiyor ama hani şöyle düşün. Yani hem de şakasını da yapıyorum yani. Şimdi sen iğne batırdılar, sen kilo verdin. Peki sopayla vursalar aynı noktalara. Anladın mı? Bir de öyle düşün. Belki 100 kilo vereceksin o zaman. İğneyle 10 kilo veren sopayla 100 kilo verebilir. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.